Yalancı TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Süheyla Tan. Eyüp Ersegün Kahraman arkadaşımızın feminizm nedir üzerinde yaptığı çalışmayı gelin birlikte inceleyelim. Feminizm kelimesi ilk olarak 19. asırda kadınların erkekleşmesi veya erkeklerin kadınlaşması anlamında tıbbi bir terim olarak kullanılmıştır. Kadın hakları ile ilgili düşünceler antik çağdan bu yana farklı zamanlarda görülse de siyasi bir ideoloji çerçevesinde kullanılması bir asır sonra olacaktır. Kadınların cinsiyetleri sebebiyle dezavantajlı olduğu ve bu durum ortadan kaldırılması gerektiğine dayanan angajmalarla modern bir ideoloji olarak doğmuştur. Feminizmin öne gelen temsilcileri May Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, Kate Miller gibi isimler olup feminizmin düşünce dünyası siyasi olanı yeniden tanımlamak, ataerkillik, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, eşitlik ve farklılık temellerinde doğup gelişmiştir. Siyasi olanı yeniden tanımlamak, geleneksel görüşe göre hayatı kamusal ve özel şekilde iki bölüme ayırdığımız zaman kamusal kısım siyasi kısmı oluşturur ki burada erkekler, özel kısım genelde ev hayatı veya özel hayatı kapsar ki burada da kadınlara aittir. Feministler bu düşünceye karşı çıkarak hayatı özel ve kamusal olarak ayrılmamasının gerektiğini savunurlar. Ancak radikal feministlerle liberal feministler arasında bu konu farklılıklara sebebiyet verir. Ataerkillik, feminizme göre toplumsal cinsiyet de sınıf sistemi gibi toplumsal yapıya ait bir yarılmadır. Onlara göre toplumun doğal olarak gördüğü eşitsizliğin belirgin olduğu bir düzen vardır. Bu düzende yönetenin erkek olduğu ataerkillik bir düzendir. Bu düzeni özellikle muhafazakarlar doğal olduğunu savunarak feminizmin bu dayanağına karşıdırlar. Toplumsal cinsiyetin bu bölücülüğüne karşı ise feministler insanın çift cinsiyet olduğunu ki günümüzde cinsiyetsiz olarak kabul ettiriliyor, bunun belirgin toplumsal cinsiyeti kaldırılacağını düşünür. Eşitlik ve farklılık. Ataerkillikle paralel olarak bu fikir feministlerin eşitliği liberaller kamusal haklarda, sosyalistler özellikle iktisadi alanlarda, radikaller ise ev içinde öne sürse de ortak fikir eşit olmadıklarına dairdir. Farklılıkları savunurlarken de ilk dönem feministleri erkeklerle aynı haklar diyerek günümüz feministlerine göre kadınlığı erkekliğe yaklaştırmışlardır. Bu sebeple günümüz feministleri farklılıklarını şefkat, duygudaşlık gibi duygu ve düşüncelere pozitif yönde kadını farklılaştırarak savunurlar. Tarih süreci boyunca feminizmin temel angajmalarına bağlı kalarak liberal, sosyalist, radikal ve siyahi olarak ayrılmışken yakın dönemde bunlara ek olarak postmodern feminizm konuşulmaya başlamıştır. Klasik türlere göre siyahi feminizm ek bir angajmana daha sahiptir. O da ırkçılıktır. Özellikle Amerika'da sayıları çoğalan siyahi feminizm kadınlar arasındaki farklı açıdan liberal feminizmin yani beyaz kadın vurgusuna karşı çıkmışlardır. Bahsedeceğimiz bir diğer tür ise İslami feminizm olacaktır. Gerici feminizm olarak adlandırılan bu tür evde İran'da, Pakistan'da olduğu gibi geleneksel dini kanunların yürürlüğe sokulduğu ülkelerde kadınların bu hükümlere karşı bir refleks göstererek daha da sıkı bir şekilde kamusal alana girişiminin arttığını gözlenmiştir. Postmodern feminizmde ise önce kadın kavramına karşı bir soru işareti karşımıza çıkar. Klasik düşüncede kadın öncelikle belirli anatomiye sahip olan kişiyle başlayıp bunun üstüne bu kavram giyim kuşam, cinsel, kişisel davranışlar gibi kişisel sorunlar eklenmiştir. Bu yeni feminizmde ise bu sorunları bir kenara koyarak fiziksel olandan ziyade psikolojik olana eğilip siyasi, ekonomik, toplumsal eşitsizliklere değinilmiştir. Klasik feminizmin sonuçlarından aşırı cinselleştirmeye de eleştirilen ülkemizde ilk örnekleri geç Osmanlı dönemine ait eserlerde rastlıyoruz. Tevfik Fikret'ten Mehmet Akif'e kadar geniş bir açıda kadın kimliğine dair sorulara, tartışmalara denk geliyoruz. Ön planda olan isimlerin çoğu erkek olsa da bu hareketin öncüleri kadınlardır. Hatta saraylı kadınlarıdır. Aldıkları eğitimle seçkin birer zümre olmaları bu konuda öncül olmalarının müthiş etkilidir. Özellikle hem cinslerinin aydınlanmamış olmalarından, vasıfsızlıklarından dem vurmuş, sadece ev işleriyle uğraşmaları sebebiyle toplumsal cinsiyete değinmişlerdir. Batılılaşmanın kendisini hissettirdiği dönemlerde muhafazakarlarda da gördüğümüz tepkiler feministlerde de
görülmüştür. Terakki başı açmamak olduğunu, batının edepsizliğini kabul edilemez olduğunu bahsedilir. Onun dışında bu dönemde erkeklerle eşit haklar gibi düşünceler tam görülmeyip toplumsal eşitsizliğe hayat hakkı gibi ifadelerle değinilmiştir. Harp zamanı ile birlikte kadın vatanla, kahramanlıklarla özdeşleştirilip epik bir konuma getirilerek yüceltilmiştir. Cumhuriyetle birlikte kadın artık Türk kadını şeklinde ifade edilerek milli bir feminizme dönüş başlamıştır. Medeni kanunu, seçme ve seçilme yasası ve benzeri kanunlar aslında Cumhuriyetimizin feminen bir tavır aldığını önemli örnekleridir. Kadın kimliği tartışıldığı dönemlerde kadınlara oldukça önemli görevler vermiştir. Bu dönemde köylü, şehirli dayanışmasına dair düşünceler politikayı yönlendirmiş, şehirli kadınlar köylü kadınlara eğitim vermiş, köylü kadınların asaleti şehirlilerin bozulmasına engel olacağı düşünülmüştür. İlerleyen süreçlerde feminizm diğer ideolojilerin altında ezilmiştir desek yalan olmaz sanırım. Çünkü gerek siyasi partilerdeki kadın sayısı, gerek sivil toplum kuruluşlarındaki etkin kadınlar düzeyinde bir gelişme göze çarpmamıştır. Hatta eşitlikçi sol düşüncenin kurucu unsurlarından olan TKP'de feminizme hiç yer verilmemişken, genel başkanı bir kadın olan TİP'de ise yalnızca kadınlar proleter sınıfın devriminde öncülerinden biri olarak düşünülmüş, feminizm ise burjuva kadınların kendilerinin yalnızca seks objesi olarak görülmesine karşı bir tepki olarak yorumlanmıştır. 1980'e yaklaştıkça bir furya olarak edebiyat dünyasında toplumsal cinsiyeti, eşitsizliği, kadın düzeyine yer alan edebiyatçı kuşak, gelecekte yanacak ateşin kıvılcımını yakarak bir ön feminizm aktörleri olarak görülür. Bu kıvılcım, Birleşmiş Milletler'in kadın hakları ile ilgili aldığı kararların etkisiyle hızla tutuşmuştur. Dünyadaki değişimle paralel olarak ilerleyen hareket, ülkemizde de hızla bürokratik, radikal, sosyalist, feminizm gibi farklı kollara ayrılmıştır. Ülkemizde feminizmin kökleştikten sonra ilk ürünleri 90'lı yıllarda popüler anlayışla görülmüştür. Ondan önce daha akademik seviyede tartışılan sorunlar uzun süreli olmamıştı. Ancak 1995 yılında neşredilmeye başlayan Pazartesi dergisi 10 sene gibi uzun bir süre boyunca ev yaşantısından mizaha, ayıp köşeye bölümüne kadar geniş bir perspektifle ele alarak mizahi yönü ön plana koyarak feminizmin kültürelleşmesinden önemli bir dayanak olmuştur. Feminizmin ülkemizdeki bir diğer yansıması eşcinseller üzerine olmuştur. Daha önceleri anomali, hastalık olarak görülen eşcinsellik, feminizmin içinde bir duruş alarak insan haklarına yönelik yürüyüşlerle de filizlenmiştir. Ardından LGBT artı bireye giden yolun önü açılmıştır. 90'lı yıllarda transseksüeller feministler arasında bile cinsel kimlik bakımından bir tarafa konulmazken ileride onların haklarını korumak, savunmak için feminizm önemli bir kale olmuştur. Feminizmin ülkemizdeki bu hızla yükselişi diğer ideolojilerin bu sefer kendi programlarını revize etmelerini sağlamıştır. Milliyetçi düşüncede kadının yönü umumi tarihten örnekler gösterilerek onun devlet yönetiminde hak sahibi olduğunun, hatun, kadın kişi olduğunu belirterek kadın ön plana alınmış. Daha önce kadınlara kin hareketlerinde hemen hemen hiçbir zaman yer vermeyen siyasal İslamcılar bu sefer adil düzen düşüncesiyle kadınlara hem siyasi anlamda yer vermiş hem de hayat kadınlarının dahi meselelerini ele almışlardır. Aslında daha önceki dönemde kitleleşmeyen muhafazakar düşünce kadına yönelik okumuş, bilgili ama anne yüreğinden şefkatten yoksun olmayan tiplemesine yine devam ettirmiştir. Bu dönemde bölücü hareketle devrimci soldan farklı bir anlayışta yeni toplum yaratma düşüncesinde kadın gerillaların bu meselenin motoru olacağını belirtmiştir. Geç Osmanlı döneminde sarayda kadının gelişememişliğine yönelik fikirlerle başlayan feminizm, Cumhuriyet döneminde devletleşerek dünya tarihinde ilk örneğini oluşturmuştur. Daha sonraki süreçlerde ideolojilerin kurbanı olan düşünce, dünyadaki akımın ülkemizdeki yansımalarıyla, farklı ideolojilerde, farklı yorumlarla etkisini göstermektedir.